Hepinize merhaba arkadaşlar, ben CyberRules. Biz Yanımda da İsmail abi var. şu an mekanımıza gelmiş bulunuyoruz. Limanda kaplumbağa yapmayı deneyeceğiz. Aynen. Daha doğrusu tarif edeceğim. Şu an çünkü dalgıç arkadaşımız bu. Ben değil. Ben sadece tekneyi süren arkadaş. Peki abi, sen o kıyafetle dalamıyor musun? Dalarım da uzun süre duramam suyun altında senin kadar. Peki ben su sonsuza kadar kalabiliyor muyum? Tabii kalırsın. O güzelmiş. Şimdi buradan O zaman atlıyorum suya atlıyoruz aynen. ben. Suyumuzu atlıyoruz. Oha, elime silah aldım istemeden. Koyayım Alırsın. ben bir onu. Ya olur o. Koyamıyorum. Yok onu koymuyorsun zaten. Elinde duracak o. Tamam abi. Ben Şimdi şu anda tekneye binmeye çalışıyorum. Bindi mi? ben de bindim. O arkada keyifler yerinde herhalde. Aynen, ben böyle bir salaş oturdum. Birazdan ben de gelirim yanına. Dur bakayım. Güzelmiş burası. Uf, ne güzel abi. 20 FPS'le 18 FPS'le şu an oynuyorum. Aynen öyle. Motoru da vurmadan çok rahat bir şekilde götürüyoruz. Güzel. Şu ayarları biraz düşürdüm. FPS arttı. Güzel. Haritayı açıp nereye doğru gittiğimize bakabilirsin. Yine bozuldu ayar. Kaplumbağa bölgesi illegal İyi. çalışma yerlerinden biri. Oraya polis gelip rol yapabilirsiniz. İsterseniz vurabilirsiniz. O size kalmış bir şey tabii. Ama polis de sizi vurabilir isterse. Hani Polis şöyle vurabilir. Havadan sıkar ama siz suyun içindeyseniz size hiçbir şey yapamaz. Çünkü onların silahları sizin silahtan biraz kötü olduğu için suda. Sizin silahınız suda çalışıyor. Kullandığınız elinizdeki silah. Onlarınki çalışmıyor. Suya girdiği an savunmasız demektir. Şu an üstümüzde helikopter var. şu an ben kendimizi bulamadım abi ya. Haritaya bak. Ondan sonracıma denizi görebiliyor Aa, musun? buldum ben kendimizi. Tamam. Bayağı hızlı hızlı gidiyoruz. 137. meridyeni geçtik. 138. meridyene geliyoruz. 4 dakika geçmiş demektir bu da. Aynen öyle. Jet gibi yazıyorsun abi ya. Helal. Şurada gördüğümüz ada sizin base galiba. Sağ taraftaki mi? Sağ taraftaki bizim düşman. SF klanı. SS kullanılmış. SS, FF, SS doğru, SF başka yerde. Bu botun tam uç kısmında bizim klan base'imiz. Aynen abi, şimdi gördüm haritadan. Şöyle şu ucu olduğuna göre şöyle. Aynen öyle. Kaplumbağa biraz yavaş gidiyor bu şey ama harita. Sizin gibi bölge de burada. Burada kaplumbağa harici şey de yapabiliriz istersek. Ağ atıp balık yakalayabiliriz kafamıza göre. Hangisi ne kadar para getiriyorsa ve hangisi daha eğlenceliyse. Abi benim canım gitmiş bu arada. %94 mü? 91. 91. Kazada mı oldu? Yok, helikopterden sert iniş yaptığımız Ha için işte aynen. herhalde. Kazada oldu herhalde. Ben de öyle tahmin ettim zaten. Ya o ağaçları dikmeyeceklerdi oraya. Yanlış yaptılar. Kilisenin etrafında döndük. En müsait yer orası vardı ama çok sık ağaç olduğu için helikopterimiz de görünmesin diye girmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Yoksa çalardılar. İşsiz çok. Aynen öyle. Mesela ben olsam ben de çalardım. Burası geldik abi şu an. Evet, şu an geldik. Burada ben seni şöyle bir şey yapman lazım. Eğer Hadi görüşürüz, ben atladım. kaplumbağa yapacaksan Evet. botunun hızını sıfırda ayarlaman lazım ki Nasıl bot yapacağım onu? sürükleyip gitmesin. Yani normal giderken işte yavaş yavaş duracaksın, sıfıra alacaksın. Ondan sonracığıma motoru kapatman lazım. Motoru kapattın. Aracı kit açtın. Ondan sonra atlıyorsun suya. Geri atlıyorsun. Giriyorsun suya. Oh Peki bu. abi nasıl dalınıyor? Ha, daldım. Peki bir şey Z diyeceğim. tuşu, X tuşu. Ateş edeceğim mi suyun altında kaplumbağa görürsem? Evet. O Kaplumbağa zaman en görmek dibe için. doğru batıyorum ben. Bak kaplumbağayı nasıl öldürebilirsin biliyor musun? Ben şu an senin yanına gelmiyorum. Ama Araçtayım. orada bir şey gördüm. Kaplumbağa lan. Aa, Yunus buldum. Yunus değildir o ya. Kılıç balığı falandır. Oha, Yunus gibi gözüktü de ki. Aa, bu bana dalıyor sanki.
Yok, Yok, dalmaz. gelip dayıyormuş bana. Şimdi kalk. Öldüreyim mi abi balığı? Ölür, fark etmez. Ateş edemiyor musun suyun altında? Sen edebilirsin. Allah Allah, ateş etmedi. O senin silahın su altı silahı. Şu balığı öldürelim o zaman bir. Ölümsüz balık. Hiç ateş etmiyor mu? Ediyor galiba, bilmiyorum. Baloncuk çıkıyor silahın ucundan. Tamam. Ediyor demek. First person'a geçtiğin zaman da görebilirsin. Evet. Bak, bekle. De balık ölmüyor. Neyse boş ver balığı. Kaplumbağa bulalım biz. İşte suyun altında olduğun için eğim biraz şaşıyor da malum. Suyun altında ateş ediyorsun. Aynen abi. Kaplumbağa bulmak da bayağı zormuş. Ben gördüm şu an. Suyun üst tarafında. Üst tarafım. Hemen çıkıyorum abi. Görebiliyor musun? O kaplumbağayı bulacağım. Yok, ben şu anda görmedim. Balıklarla Sen çok dibe daldın ama. Kaplumbağalar genelde yüzeye yakın yüzüyorlar. Aa, gördüm. O kaplumbağam yok abi. Seni kaplumbağa sandım ben de. Yok yok, kaplumbağa botun uç tarafı. Ben de o tarafa doğru gidiyorum zaten şu Hayır, ben direkt seni sandım abi. an. Yok. Kaplumbağanın altına gireceksin. Yumuşak bölgesine. İki tane mermi. Bazen tek mermi attığın da oluyor. Şimdi abi, kaplumbağa nerede? Sen gördün mü? Bak şu an benim gittiğim istikamette. Hemen batıyorum o zaman ben. Şöyle. Ama çok derine inme. Biraz daha şöyle yukarı doğru bakıp yüzersen. Gördün mü? Yok, ben göremedim hala. Sen nasıl gördün? Aa, adminden mesaj gelmiş abi. Orada bulunan Ne sivil. diyor? SF klanı MV Clan Base'e doğru ilerlemektedir. Orada bulunan sivillerin can güvenliği tehlikededir. Vay, bu çok güzelmiş. Şu an SF klanı MV klanına klan baskını düzenliyor. O zaman biz de gidip çalışalım abi. Şu an Yok. bizim gitmemiz yasak. Bak, tam Valla. karşımızda bir tane şey var. Kaplumbağa görebiliyor musun? Abi sen nasıl görüyorsun ya? Asıl sorun senin nasıl görmemen. Abi şu an bak, videoda bakarsın, ben şu an batmışım. Bak gel. Yukarıya doğru bakıyorum ve hiçbir şey görmüyorum. Tam sağ tarafında bak. Tam Ha, yanında. gördüm. Vallahi gördüm. Ha. O kaplumbağanın altına girmen lazım. Kendini Aa, var. ayarla, altına gir. Sonunda Girdin mi? be. Girdim, evet. Şimdi silahını sağ tıkla, işte yakınlaştır. Böyle. Öleydim bugün kaplumbağa ya. Karnına, yumuşak bölgesine bir tane sıra. Öldürdüm, öldürdüm. O zaman mouse Windows tuşuyla kaplumbağa etini alır. Yani ona bastığın zaman Aha, aldım abi. İlk kaplumbağa. kaplumbağamı yakaladım. Hayırlı uğurlu olsun. İster Aynen. yersin, ister bakayım piyasası ne kadarmış onun şu an. Abi tekne yok, ha gördüm. 537 dolar. Yani bir tanesi 7537'ye satabilirsin şu an elindeki kaplumbağayı. Ben bunu gelip o zaman tekneye bırakayım abi. Üstünde dursun. Dur. İnventörün dolduğu zaman getirirsin. Bakayım inventory hemen. Açılmıyor mu sudayken? Y'ye basarsan görürsün. Ha, Y'de görebiliyorum. Tabii. Turtle meat. Wait, ağırlığa çok var. Dal. Ha. Abi sen böyle hemen önümde falan deyince ben şey sanıyordum, hani böyle. Hemen orada önüne bakıyordum. Yalnız Yani bu da bayağı ilerideymiş. Neyse, çaktım ben mantığı. kaplumbağa işi sabır istiyor. Yani bildiğin balıkçılık gibi bir şey. Aynen, suyun altında öyle mal mal gezip kaplumbağa bulman gerekiyor. Aynen öyle. Arayacaksın. Aa, buldum. Kaplumbağamı vallahi buldum. Hem de tek attım. Çok güzel. Kaplumbağayı da alırım. Hop, Al. bir tane daha buldum. Oh, mis. Aynen ya, güzel. Vallahi kaplumbağa işini sevdim ben. 7-24 yaparım bunu. İşte Hop. base'imize liman koysalar biz de yapacağız o işi de. Daha henüz yapım aşamasında. Yaptıkları zaman çok güzel olacak bizim için. Vallahi süper olur. Ben de sizin beyzden yararlanırım çaktırmadan. Dost klanlarımız var. Onlardan biriyle anlaşıp klanına kabul ettirirsen kendini. Onlar bizim sürekli kullanıyor. Biz de onlarınkini kullanıyoruz. Abi ben Daha şu anda basit. 3 tane yakalamış bulunmaktayım. Tamam. Hemen dalıyorum. Sana bu oyunu İbo ile Uğur'la falan tavsiye etmişti değil mi abi? Onları aldırmıştı. Tabi. Şu an onlara teşekkür ediyorsun değil mi? Ya bak şöyle bir şey var. Şimdi ben bu oyunu ilk aldığım zamanlar yaklaşık bir ay kadar diyeyim sana. Ben bunu normal şeyini oynadım. Normal Arma 3'ü oynadım.
modlarını bilmiyordum. Hiç haberim yoktu. Valla. Bizim gibi arkadaşlar böyle videoyu çekmiş. Nasıl yapılacağını gösterirlerken o şekilde serverları bulmaya çalıştım. İlk başta senin de yaşadığın gibi whitelist hastasıyla bir hafta boğuştum. Aynen. Ondan sonracıma öyle böyle bulduk. Klan mas şeyleriyle konuştuk işte, forumlarda masterlarla adminlerle konuştuk. Kendimizi de sevdirdik, bir yere aldık böyle, klana katıldık. Normalde TSK klanıydı bizim. UK klanı bizim şöyle arkadaş klanımızdı. Her işi beraber yapardık. Ondan sonra server'da kimse bize kafa tutamayacağını anlayınca admin bir kural koydu. Bir klanın çatışmasına diğer bir klan katılamaz diye. Öyle bir yasak getirdi bize. Elimizi kolumuzu bağladı. Valla bence mantıklı olmuş abi. Neden? Hani adam böyle anlaşacak, bir kişiye 3 klan, bir kişiye şey gireceklerdi. O zaman mantıklı olmazdı bence. Ya klanlar burada pek anlaşamıyor ama bir tek anlaşan biz vardık, iki klan birbirimizle çok iyi anlaşıyorduk. Biz de karar aldık, birleşelim dedik, tek klan olsun. Ondan sonra klan ismini Cosa Nostra yaptık, bu mafyadan esinlendi bu. Godfather'ı izleyenler varsa. Abi neydi be? 8 saat izledim ben onu. İşte Seris. onların işte ismini aldık biz de. Ondan sonra gene öttürüyoruz yani. Polis mi şeymiş, öttürüyoruz, hala Aynen. öttürüyoruz yani. Ya beyler şu şekilde söyleyeyim size. Hani ya nasıl diyeyim? Armayı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü şimdiye kadar gördüğüm insanların hepsi benden büyük. Hepsi en az, bak en az ben 23 yaşında, o da demin gördük. En az 23 yaşında adam gördüm. Hani nasıl diyeyim? Trolleme hani eğlencesinde yerinde oluyor böyle, hani küfür falan çok fazla, hatta hiç olmaz değil mi küfür? Küfür ban sebebi zaten. Ha ya Küfür hayır. kesinlikle yok. Şu şekilde hani her türlü oyunda çocuk oldu mu bir kere anneye küfür oluyor. Her oyunda ne olursa olsun. Bunda ben bak garantisini veriyorum. Burada bırak anneyi, yani şahsa küfür yok. Olamaz yani öyle bir şey. Öyle bir dünya yok yani burada. Aynen Küfür yok. öyle. Oyunu kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Neden? Tamam, pahalı, bütçeniz yetmeyebilir. Ama işte onda da size İsmail abi yardım ediyor. Mesela şimdi indirimde ama alamadınız. İsmail abi ye Skype'tan, ben videonun açıklamasında yazacağım Skype'ine, ulaşın. O size böyle hani ilerleyen zamanlarda 80-90 liraya bulabilir diye düşünüyorum. 80 liraya max bulunur. Aynen değil mi? En fazla Daha 80. ucuzunu da zorlarız yani, arkadaşlardan rica ederiz. Hani gerçekten almak isteyen, eğlenmek isteyen varsa şey yapabilir. Hemen şimdiden şunu söyleyeyim. Abi mesela hani bizle oynama için rast alanlar falan oluyor. Arkadaşlar hani bizim sürekli sizle oynama gibi bir şansımız olmaz. Ama yayınlarda falan, zaten yayınları onun için yapıyoruz. Sizle beraber oynamak için yapıyoruz. Hani sadece bizle oynamak için alacaksanız bence almayın. Bak öyle söylemeyelim. Eğer bizimle oynamak isteyen arkadaş varsa İşte yayında oynayabiliriz sadece abi. o Yoksa çok sık boğaz ediyorlar biliyor musun? bak şöyle bir Sürekli. şey yapacağım. Şimdi Cosa Nostra klanı olarak biz zaten alım yapamıyoruz. 25 kişimiz max. Evet. Ama bizim ateşkes ilan ettiğimiz, işlerinde yardımcı olduğumuz yan klanlarımız var, arkadaşlarımız. Onların klanlarını aldırabiliriz. Ha işte onu biliyorum ha. Ben şey konusunda dedim. Hani mesela Skype'tan bağlanalım, sürekli oynayalım, hani meşgul olma durumu oluyor, birlikte oynama durumu oluyor, o tür durumlar için dedim ben. Yoksa Zaten her türlü yardım ederiz oyunda, o sorun değil. yani Skype olmayacak bir kere oyunda. Onu ben baştan söyleyeyim. TeamSpeak. TeamSpeak kurmazsanız zaten klanla iletişiminiz kesilir. Siz TeamSpeak'i kurun, gerisini bize bırakın. Peki abi şu şekilde bir şey yapsam olur mu? Hani mesela ben Cyber Team diye bu oyunda sadece bizim abonelere özel bir klan kurma şansım var mı? Tabii olabilir. O klanı da kurayım. Hatta ben 5 liraya TSA şeyi de açayım. Tabii. Kendimize özel. Yok, Hatta bu server şeyin bu TS'nin yerinden bir tane açabiliriz yani burada. abi işte onu istemiyorum. Neden? Birçok böyle sorun olacak hani. Ben yok. Hani 5 liraya oh açarım. Hatta isterseniz siz de gelip orada şey yaparsınız. İsterseniz gelmezsiniz. Fark etmez. Ama bak şöyle bir şey var. Şimdi Atatürk'ün kendi şeyi ya bu. TeamSpeak ya. Evet abi. Her klanın kendine özel odası var. Hayır şu şekilde dedim abi mesela.
Hani adam trolleme mesela, bizim abone arması yok ama yine de trollemeye gelecek. Hani millete küfür falan edecek, klanın şeyi falan düşecek, anladın mı? Bunu yapacak insanlar var. Ona bir şey diyemem. Ya işte o yüzden dedim ben de abi zaten. Bir şey diyemem. Yani ama şöyle bir sıkıntı olur. Atatürk'ün TSS'ine girmezsen. Adam seni roleplay'siz öldürür. Şikayet etmen gerektiği zaman hemen TeamSpeak'ten seni şikayet odasına çıkman lazım. Orada gerekli şikayetini de yapıp sana o yanlış hareketi yapan arkadaşla yüzleştirmeleri gerekiyor seni. Olmadı abi şu şekilde yaparız hani. Zaten her gelen kayıtlı değil ya. Evet. Bakarız arması var mı şey mi, ona göre alırız olmazsa. Tabii. Çünkü player ID'ler var. Arpaya alan kişi de player ID görünüyor. Player ID'sini ister. Ona göre işlemini yaparsın. Aynen. Öyle bir şey olabilir. Bu tür Yaparız. işleri sana sormak lazım valla. Arma Daisy sen de, ben karışmıyorum. Valla ben Arma'yı yani bu 26 yaşına geldim. Ben kendim bildim bile oyun oynarım. En çok da Silk Road'dan zaten parayı buldum ben. O da bir ayrı bir maceraydı. Eskide kaldı. Yani bu oyunu ben tavsiye ederim yani. Daisy bunun yanında çuvalladı bence. Bence de abi. Zaten Daisy'yi biliyorsundur nasıl çıktığını. Arma 2'nin modu olarak çıktı Evet. Daisy. Ondan sonra o modu kuran arkadaş şeyden, Arma ekibinden ayrılarak o Daisy'yi direkt kendisi aynı grafikler, aynı şeyler, aynı sistemle oyun haline getirdi. Bir Yani Arma 3'ün bak bir lafını kesiyorum bir güzelliği var. Canın sıkıldı. Daisy mi oynamak istedin? Arma 3'ün Breaking Point'i var. Ha biliyorum Güncel abi, aynen. oyna. Arma 3'ün 10 kat üstü yani. Şey değil mi abi Breaking Point, hani uçakla Daisy düşüyorsun falan, böyle eşya alıyorsun evlerden. yok yok o değil. O farklı. Onlar da var. Ya yani onları da oynayabilirsin. Hiç Ya bir fark. sürü mod var. Arma 3'ten bir yıldan erken sıkılmazsın zaten. Bak şöyle bir şey var. Çernobus haritası var. Evet abi. Daisy haritası. Arma 3'ün Daisy modu. Breaking Point Daisy mod. Arma 3'ün Daisy modu. Hani nasıl Arma 2'nin Daisy modu Daisy ise Arma 3'ün Daisy modu da Breaking Point. Anladım abi. Tam Abi anlatabildim mi? ben şey yaptım, balığı topladım. O zaman burada çıkış yapalım videoya. Şöyle ikimiz de kebap deniz şeyinde. Ben de bak drop fishing yapabiliyor musun? O ne ya? Mouse'un orta tuşuyla. Drop. Drop fishing net yazıyor bak. Hı. Salla onu. Salladım abi bir tane de. Biri Hadi hazır. rastgele. Bakalım Aynen. ne gelecek. Abi ben videoyu burada bitireyim. Aa ne geldi? Hiç balık yakalayamadınız. Vay şanslı. Dur o zaman bir balık yakalayayım, öyle kapatayım videoyu. Çupra mı yakalarsın, hamsi mi yakalarsın artık? En iyisi hangisiyse abonelere özel bir balık yakalayalım. Sonra Onu pişirip yakalım. yiyelim. Ondan sonra pişirip yedikten sonra bir trolleme yapalım. Ha bir şey yakalamışım. Ornate meat diyor. O ne Enteresan bir balık demek ki. lan? Ornate eti yakaladım diyor. O da güzelmiş. Y'den bakıp basıp İşte bakabilirsin. ornate yazıyor. Ornate. Aa, neyse. Ben şimdi sürücü koltuğuna geçeyim. Yalnız sahil manzaralı yayın güzel oldu bak. Aynen şu an oh kebap. Arada bir müzik de açmak lazım burada. Ama şey var abi, işte onu canlı yayında yapabiliriz. Şey, telif hakları var ya. Aa, evet. Telif hakkı nedeniyle müzikli şey koyamıyoruz. Video koyamıyoruz YouTube'a. Doğrudur. Buraya dört arkadaş geleceğim muhabbet etmeye. Adnan Oktar hesabı. Güzel olur. Aynen. Şimdi direksiyona geçiyorum. Buradan Hatta bak abi, cumartesi saat 8'de sen o zaman canlı yayın yapacağım diyorsun. kesin. Tamam. Canlı yayında hatta bak, gelip arması zaten ücretsiz olduğu için, yarın da ücretsiz. Yükleyen arkadaşlar varsa onlarla böyle bir trollük de yaparız yarın bu sırada. İster öyle yapalım. Eğer videoyu yetiştirebilirsek izleme olursa Abi ister. yetiştiririz ya. 100 kişi rahat izler herhalde diye Tamam. düşünüyorum. Alıp yüklesinler. İster beraber trolleyelim, isterseler onlara ben bir banka soygunu nasıl olur onları bir canlı yayında göstereyim onlara. Hadi canlı yayında banka soyacağım diyorsun. Hep de nasıl? Hadi. Ben kaçırmam o zaman. Ben Kesin kesin izleyeceğim ben. yani bu hatta bizden değil de gidip başka yerlerden de izleyebilirler ama ayıp ederler. Aynen. Çünkü bizim banka soygunumuz meşhurdur. Sihirdar Vadisi çok iyi biliyor. Reklam yapıyoruz ama onların çok eline verdiğimiz oldu. Polis geliyorlar buraya.
Yani çok enteresan enteresan hareketler olur. Öldürürüz. O adam çok şey ya, çok küfürbaz bir adam. Kim Yani abi bir ya? şey Sihirdar olmaz. Vadisi kim? Çağrı Paçın. Canlı yayını izleyenler bilir. Adam her türlü sövüyor. Biz onu çok öldürdük. Çok sövdü bizi. Zoruna gidiyor. Yani ister izleyin ister gelin burada eğlenin. Karar Yapacak bir size şey yok. kalmış. Aynen. Çok egosu yüksek bir arkadaştır kendisi. Yarın bekliyoruz arkadaşlar Arma 3 yayınına. İsmail abi yapacak. Ben de belki olurum, belki olmam. Belki de trollük yaparım. Onlar banka soyarken gıcıklık yaparım. Bilinemez. Hani önceden polise haber falan veririm belki. Bunlar hapse girsin diye. Ama ben isterim senin banka soygununa gelmeni. Ya trolleyeceksek de beraber Olur trolleriz. abi. Her türlü trolleriz yani. Aynen. Bekliyoruz arkadaşlar sizi şöyle ineyim. Hatta inmeden şöyle bir kere daha drop fish atacağım lan. Belki şansıma bir şey çıkar. Yakalarsan Hiç sıkıntı. balık yakalayamadım. Kebap. Geçmiş olsun. Neyse abi ben videoyu burada bitiriyorum. Tamam. Diyecek bir şeyim var mı arkadaşlar? Vallahi şimdiki olayı anlayamadıysalar daha sonra gene açıklarız sordukları takdirde. Abi istersen sen şey yapabilirsin hani. Arma'nın gameplay'ini çekersin. Hani ince ayrıntılara kadar böyle 1-2 saatlik video anlatırsın arkadaşlara. Hani oyunu tanıtmak amaçlı. Aslında ben onlara canlı canlı anlatsam uygulamalı çok daha iyi olur Ha, ama. aynen ben sana sorulan soruları iletirim abi şeyden Twitch'ten. Çok güzel olur. Sen de oradan açıklarsın. Lan ne oldu? Oha uçtum. Oha bindim arabaya. Uçarak bindim arabaya abi yemin ediyorum bak. Dur O dur bir daha yapacağım. paletler sayesindedir. Bak Bak abi. palet Oba. örneğine Güzelmiş. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. unutmayın.